Evet haftalardır beklediğim Unreal Engine bildirimini az önce YouTube kanallarından aldım. Gelen bildirimde 500 rakamını görür görmez hemen markete girdim ve sonunda beklediğimiz paketi yayınlamışlar. Bu arada kanalımda oyun tasarlama ve oyun geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atmanızı ilginizi çekerse abone, beğeni, bildirim vesaire hallederseniz çok sevinirim. Anlamayanlar ve bilmeyenler için ufaktan tekrar edeyim. Bildiğiniz gibi Unreal Engine 5.4 sürümüyle beraber yeni bir animasyon sistemine geçmişti ve bu animasyon sistemiyle beraber biz geliştiricilere de 500'den fazla 500 civarı bir animasyon vade etmişti. Bedava şekilde bir paketle beraber vereceklerini. Geçen günlerden haftalardan sonra bu sözlerini tuttular. Siz de Epic hesabınıza, Epic Launcher'ınıza girip Unreal Engine bölümüne geçip mağazadan Free'den Epic Games Content'e girerek Game Animation Sample'ı girip ben aldığım için tabi gözükmüyor ama siz buradan sepete ekle satın al, carçut yaparsınız. Bedava zaten. Daha sonrasında indirirsiniz. Proje oluşturmanızı istiyor. Proje oluşturursunuz. Ben projemi oluşturmuştum. Hemen tekrardan açayım. Proje açıldığında size böyle bir test alanı karşılıyor. Play'e basalım. Manekenin turuncu versiyonunu koymuşlar. Burada da ufak tefek parkurlar var Muhtemelen vault animasyonları da denemek için koydular. Şimdi bir hemen deneyelim. Bayağı güzel, Bayağı iyi. Hareketler inanılmaz smooth, inanılmaz iyi. Şuralarda ışınlanma noktalarıymış. Hemen şurada mesela şuraya geçelim. Buralarda neler var? Burada da gayet güzel bir arayüz bizi karşılıyor. Karakter değiştirme. animasyon FPS'i, hızı, sesi. Buradan da level'ın rengini değiştirebiliyormuşuz. Bu da güzel. Abi bayağı Cyberpunk bir Yakuza'ymış. Güzel tip de verdik. Şimdi hızlıca bir paketin içeriğini kontrol edelim. Burada ana karakterimiz var. İçerisinde tabii ki kodlarımız. 5.5'te gelecek olan zımbırtılar. Hatta hemen bağlayalım şunları. Bunları da deneyelim. Crouch ve Sprint'e. Ha. Sistem çalışıyor. Ama animasyonuyla alakalı problemimiz var. Ha yavaş yürüme animasyonlarını da eklemişler. Güzel, güzel. Burada da retarget ettikleri karakterleri koymuşlar. Siz de tabii kendi karakterinize bunları çok rahat bir şekilde retargetleyebilirsiniz. 5.4 beraber bunu da tek düşürmüşlerdi. Ama animasyonlara tek tek bakmak gerekirse şuradan hemen gidelim. Animation yazdığımız zaman burada göreceğiniz gibi temel hareketlerle alakalı yürümesi, koşması, zıplaması, vaultları, vault derken bu parkur zımbırtılarından bahsediyorum. Kayma, duvarın üzerinden atlama, mesafeye bağlı olarak duvarın üzerindeki atlayışın değişmesi vesaire. 8 faktörü yöne yürüme falan. Yani bayağı detaylı şekilde bunları koymuşlar. Sistemleri de aynı şekilde blueprintlerin içerisinde çalıştırmışlar. Hatta lazım olsa belki ses dosyalarını da eklemişler. Ben de daha öyle detaylı incelemedim. Hemen görür görmez bir videosunu çekeyim derim. Bu yeni animasyon sistemiyle beraber animation blue printler de artık baya baya sadeleşti, baya baya rahatladı. Animasyonlar yine burada gördüğünüz gibi. Bu arada daha fazla animasyona hatta böyle silahlı milahlı animasyonlara ihtiyacınız varsa şeyi unutmayın arkadaşlar. Epic Games'in yine geliştiricileri bedava olarak verdiği bu Lyra Multiplayer FPS paketi vardı. Lyra yazarak hemen göstereyim. Şu Lyra Starter Game'i açabilirsiniz. Burada da yine Epic Games'in 5.2 ile beraber sanırım verdiği Multiplayer FPS paketi var. Burada da burada da tabanca, rifle vesaire birçok silahla alakalı animasyonlar var. Bunları da ücretsiz şekilde indirip kullanabilirsiniz kendi projenizde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir haber verme duyuru videosu tadında bir şeydi. Bu arada kanalımda oyun tasarlama ve oyun geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atmanızı ilginizi çekerse abone, beğeni, bildirim vesaire hallederseniz çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.